Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ilallah innallah basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihi'l mukaddimîne alâ'l hayri ve lâ asîrâ. Ve'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullah ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umûri muhtesâtuhâ ve kullu muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasıl ile nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ennehu kal. İzâ ukile indessâimi sallet aleyhil melâike. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı izâm aleyhimussalavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbalı, Rıdvanullah Teala Aleyh Mecmai'nin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihanı darbaka edenler Rahmetullah Aleyh Mecmai'nin hassaten eserinden yararlandığımız Ahmet Gümüşhanevi, Ziyaddin Gümüşhanevi Hazretleri, üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz, hazırun ve dersimizi dinleyen tüm geçmişlerimizin ervahı için El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İzâ ukile inde saimi sallet aleyhil melâike. İslam'ın beş şartından birisi oruç tutmak. Yılda mazeretsiz olarak Ramazan ayında bulunan bir mümin oruç tutmak zorunda. Ay 30 sürer, 29 sürer. Ne kadar sürerse Ramazan ayını oruçlu geçirmek müminlerin her sene mecburi görevlerinden birisi. Bunun dışında da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayın başı, ortası, sonu, pazartesi, perşembe günleri, Muharrem ayının 9, 10, 11, Zilhicce ayının ilk 10 günü, 10. gün bayram, kurban bayramı sabahtan niyet ediyor, kurban etiyle borcuyor. Onu da oruç sayıyor. Böyle mübarek günleri oruçla karşılamak, oruçla uğurlamak gibi nafile oruçlar var. Kaza oruçları var. Yani tutamadığınız Ramazan orucunu bilahare ödemek zorundasınız. Başladığınız bir nafile orucunu kasten bozmuşsanız ödemek zorundasınız. Veya bir adak adamışsınız. Şu işim şöyle olursa şu kadar oruç tutacağım. Tutmak zorundasınız. Veya Ramazan orucunu kasten bozmuşsunuz. 60 gün kefaret orucu var. Bu 60 günü peşi sıra geceden niyet etmek suretiyle tutmak zorundasınız. Hangisi olursa olsun böyle bir mümin oruca başlamış imsak vakti orucun son noktasıdır. İmsak vakti takvimlerdeki sabah namazının vaktinin girdiği anlamına gelir. İmsak o demek zaten. Oruç tutanlar yemeyin, içmeyin, tutun. İmsak tutmak. İşte o vakte kadar niyet eder, etmiş kefaret orucunda mutlaka o zaman, kaza orucunda öyle, o saatlerde niyet etmiş olmak lazım. Böyle bir mümin oruca niyet etmiş, sonra bu oruçlu tabi ziyarete gitmiş, işine gitmiş, çalışıyor, birisi gelmiş. Oruçlunun yanında ötekiler oruçlu değil. Onların yemek yemesi haram değil. Yasak değil.
oruçlu mümin, oruca başlamış bir müminin yanında diğer müminler yerlerse, su içerlerse, sallet aleyhil melaike, melekler o oruçlu mümine salat getirirler. Yani yemek bitince kadar içiliyorsa, su içiliyorsa, şerbet ne içiliyorsa yani, bu bitene kadar melekler o adamın, oruçlu, oruç tutan müminin günahlarının affı için dua ederler. Testağfiru lehu hatta yafru'l akl. Yemek bitene kadar, yemek bitene kadar yanında, yanında yemeye başlamışlar. O yemek bitene kadar, içme bitene kadar melekler oruçlu mümine salat ederler, dua ederler. Günahlarını affet bunun derler. Neden? Çünkü karnı açtır, susamıştır. Yanında yemek yenirken, su içilirken iştahı kabarır. Buna rağmen Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmak için oruca başlamış, emrini tutmak için oruca başlamış olduğundan, oruç da yemeden, içmeden, cinsel ilişkiden, işte imsak vaktinden güneş batana kadar, akşam namazının ezan okununa kadar kendini tutmaktır. Yemeyecek, içmeyecek, nefsini tutacak Allah için. Bu iştahının kabarmasına rağmen, yanında yemek yendi, su içildi diye kendini tutmasından dolayı melekler bu mümini takdir ederler, çok severler. Allah'ım senin için bak, mubah olan yemesini içme, normalde mubah yeme içme, senin için ibadet yapacağım diye bıraktı yemesini içmenisini, biz bunu çok sevdik, günahını affet derler. Evet, Allah'a itaat uğruna kendi nefsini yendiği için, Allah'ın emrini tercih ettiği için. Evet, bu arz ettiğim gibi farz oruçta da böyledir, nafile oruçta da böyledir, hangi olursa olsun böyledir. Bu hadis-i şerifi Abdullah Mübarek Abdurrazzak Ümmü Umare binti Kâbül Ensariye sahabiyeden nakletmiş. Keza Ahmed İbn Hanbel, Tirmizi, Beyhaki, Şuabül İmanında inne saime İza ukila indehu lem tezel tusalli aleyhil melaike hatta yafruva min taamihi. Bir oruçlu müminin oruçlu iken yanında yemek yense, melaike o mümine yemek bitene kadar istiğfar ederler, istiğfar ederler şeklinde nakledilmiştir. Sahih hasen hadistir. Hasan hadistir. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim her sorunumuza cevap veriyor. Yemeyelim, bu adam yanında içmeyelim, oruç tutuyor adam, yiyin, adam ondan ecir kazanacak. Yemek yeme, müminler yanında yemek yemek yasak değil. Yemek yedikleri zaman ya ayıp olur, ayıp olmaz, ayıp olmaz. O mümin nefsini önlediği için o sayede ayrıca oruçtan ayrı, ayrıca melekler ona istiğfar ederler. Kötü değil yani. Oruçlu adamın yanında yemek yemek kötü değil. Kötü değil. Ancak tabii bu ev içinde olmalı. Mesela Ramazan'da, Ramazan'a saygı lazım. Ramazan'da başka oruç tutmak mümkün değil. Ramazan orucu Ramazan ayına ambargo koymuş. Ben nafile oruç tuttum deseniz gene Ramazan olur. Ben efendim kefaret orucu tutacağım deseniz gene Ramazan olur. Kaza orucu tutacağım deseniz olmaz. Gene Ramazan orucu olur. Ramazan'ın saltanatının sürdüğü ay, Ramazan ayı. Onun için hoş geldin ya şehri Ramazan yazıyorlar, hatırlatıyorlar. Şeytanı da Allah bağlıyor Ramazan ayında. Ya hocam öyle diyorsun da yine de bir sürü kötülükler oluyor. Diyorlar ki peygamber yalan söylemez.
şeytanın azgınları, idarecileri, kurmayları, başlarındaki idarecileri bağlanır. Ötekiler serbest kalır. Hadis çünkü idarecileri anlamına. Bir veya hepsini bağlar Allah. Bir de insanda kötülük işleten yalnız şeytan değil ki. Nefsi emmare var bir de. Kur'an-ı Kerim'e göre innen nefse le emmaretun bisü. Nefsi emmare insana kötülük işletir. Kavgalar, dövüşler, diğer suçlar bu nefsi emmare ile, onun emriyle işlenir. Peygamberin hadisi var böyle. Şeytanlar bağlanır diye. Cennet kapıları açılır. Yani oruç tutanlara Allah Celle Celaluhu cennete göndermek üzere, cennetine sokmak üzere kapıları açar diye de hadis-i şerif vardır. Yani böyle bu hadislerden dolayı Ramazan'a tutamayacak adam, yolcu tutmama hakkı var. Zorluk demek yolculuk. Nereden sahurunu yapacak, nerede iftarını yapacak yolcu adam. Evi gibi değil. Ha bilahare ödemek kaydıyla Ramazan'a da rastlasa oruç tutmayabilir. E burada işi var, koşarken ha bir şeye dikkat edecek. Veya kadınların namaz kılamayacağı, oruç tutamayacağı günleri var. Veya hasta. Ha bunlar Ramazan'a saygı duymalı. Adam tembelliğinden bile tutmasa bile ki büyük günahtır, mazereti yokken fazları vaktinden sonra bırakmak büyük günahlardandır. Olsa bile Ramazan'a saygı, Ramazan'da oruçlulara saygı. Hem Ramazan'a saygı hem de oruçlulara saygı. İnsanlık gereği, medenilik gereği. Adam bak dudağı kurumuş sıcakta. Kenarda görünmeden saygı, insanlık gereği. Kenarda, köşede, bir yerde aleni yapmaması gerekir. İnsanlık gereği, medenilik gereği. Buna dikkat etmek lazım. Bu nerede peki? Ha, eve misafirlik gelmiş. Adam pazartesi, perşembe oruçları tutuyor. Buyurun diyor, size ikramda bulunuyor. Sen de buyur. Gülüyor. Ha, oruçlu musun? O zaman biz de yemeyelim. Ye. Günah değil, ye. Daha melekler o adama dua ediyorlar. Ben onu arz etmek istedim. Allah Celle Celaluhu güzel oruçlarını güzel tutan, bu incelikleri de bilip ona göre davranan güzel Müslümanlardan eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza ekeltumut ta'ama fahla'u ni'alekum. Siz yemek yediğiniz zaman ayakkabılarınızı çıkarınız. Öyle söylüyor Peygamberimiz. Fahla'u ni'alekum. İnza'uha min erculikum. Ayaklarınızdan onları çıkarınız. Evet. Şimdi daha evvel okuduk, geçen derslerimizde okuduk. Ben hadisleri aktarıyorum. Uygulayıp uygulamamak sizlere ait. Peygamberimizin tavsiyelerini, tavsiye olduğunu da söyledim. Mesela sağı tercih edin. Elbise giyerken sağda. Sağ kolunu sokacaksın. Ayakkabı giyerken sağ ayağın giyeceksin. Efendim camiye girerken sağ ayağınla gireceksin. İşte eve girerken sağ ayağınla gireceksin. Evden çıkarken sağ ayağınla çıkacaksın. Bir şey verirken sağla vereceksin. Sağla alacaksın bir şey. Musafayı sağınla yapacaksın. Bu peygamberimizin tavsiyesidir. Sol eli tuvalette kullanacağız. Sağ el başaramadığın zaman ona yardımcı vereceğiz. Yazıyı sağla yazacağız falan. Şimdi çıkarırken iş değişiyor. Ayakkabının önce sol ayaktan çıkarılır. Bu bir edeptir. Öbür türlü yapmasanız günah mı? Yok, günah olur demiyoruz. Haram olur demiyoruz. Peygamber öyle buyuruyor. Giyerken sağla giyeceksin. Çıkarırken sağını önce çıkaracaksın. Ceketi de önce sol kolunu çıkaracaksın. Sonra sağ kolunu çıkaracaksın. Ayakkabını da önce solunu çıkaracaksın çıkarırken. Böylece usul bu. Usul bu. Evet. Yemek yediğiniz zaman ayakkabıları çıkarınız. Tabii soldan başlamak üzere. Çıkarınız. Fe innehu arvahu li akdamikum. Bu ayaklarınızı rahat ettirir.
daha rahat olur sizin için. Bir böyle, evet, bir böyle, iki yemeğe saygıdır. Yapabilirseniz, hocam lokantada yiyoruz, orada yerler temiz değil. Bak farz vacip demedim zaten. Yapabilirseniz peygamberin böyle bir tavsiyesi. Evde mesela veya bir yerle gittin, çıkarılabilecek bir durumlarda ayakkabını çıkar, öyle yemek ye. Peygamberimizin tavsiyesi bu. Hikmetinden sual olunmaz. Kim bilir ne güzellikler var. Nimete saygı, nimete saygı. Tuvalete de peygamberimiz başını örter girermiş. Tuvalet, Buhari hadisi bu. Başını örter öyle girermiş tuvalete. Başa çık girinden günah mı? Yok canım, günah işliyor demiyorum. Yanlış anlama, kızma bana. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri, tavsiyelerini size arz ediyorum. Siz bilirsiniz gene. Evet, böyle yemek yerken ayakkabınızı çıkarınız. Hem bedeniniz rahat eder, hem ayağınız rahat eder, hem de nimete bir anlamda saygı anlamına gelir. Evet. Diyor ki Arapların o rezil rüsva takımı var. Her milletin vardır da. Cufatul Arab, Arab. Bedevilerin bir de çok da böyle katı kalplisi, böyle iyice şeyleri var ya. Anlar çıkarmazmış. Müslüman yanlış insanlara ters hareket edecek. Mesela bunlardan birisi, pala bıyık bırakmak yok İslam'da. Öyle bol, yani bıyıklarını böyle bırakmış, bu dudaklarını örtüyor. Fehaliful mecus diyor peygamberimiz. Bıyıklarınızı kısaltın, şu dudaklarınızın kırmızısı gönsün. Ateşe tapanlara muhalefet edin. Onların şeysiymiş bu, adetiymiş. Onlara benzemeyin diyor. Mesela güneş doğarken, tam ortadayken, batarken namaz kılınmaz. Neden? Güneşe tapanlara benzememek için. Mekruh görülmüştür. Fukaha mekruhtur diyor. Peygamberimize söylüyor zaten. Efendim benim niyetim güneşi tapmak değil ki. Olsa bile şeklen, şekil de önemli yani. İslam'ın görünüşü, elbisesi, davranışları bakımından bir şeysi var, usulü. Sen İslam'a göre bu detaylara da uy. Çünkü bu detaylardan karakter oluşuyor. İslam kişiliği oluşuyor. Hepsi birer tuğla, İslam binası oluşuyor. Direkler var, namaz mesela direk. Ama o direk yetmiyor biliyorsun. Camı çerçevesi, parmaklığı, süsü büsü. Aha, bunlar da İslam'ın süsü. Bunlara dikkat edin diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar böyle ayakkabı çıkarmak ne demek? Aramazda siz öyle yapmayın diyor. Bu güzelliktir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ukeyli Hakim Müstetekin'de Toyalisi Hazret Enes'ten evet nakletmiş. Heysemi Tabarani'nin ravileri sikattır diyor. Sahih, doğru, güvenilir ravilerdir. Evet, Deylemi bu hadis-i şerifi ayrıca nakletmiş. Ve inneha sünnetün cemile. Yemek yerken bu Deylemi'nin naklettiği hadiste yemek yerken ayakkabıları çıkarmak güzel bir sünnettir. Güzel bir adettir ifadesi vardır. Onun için yapabiliyorsan, edebiliyorsan böyle bir peygamberin sünneti var. Yemek yerken ayakkabıyı çıkar. Hocam su içmekten hiç bahsetmedin. Hadisin zahirine göre su içerken ayakkabı çıkarma yok. Yemek yerken var. Yemek yerken var. Evet, yemek yerken var. Zahiri anlamı onu gösteriyor. Hadisin açık anlamı onu gösteriyor. Evet, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza ekelte ta'amen ev şeripte şaraben fakul bismillahi ve billahi ellezî la yedurru ma'asmihi şey'ün ve la fil ardı ve la fis semâ ve huve's semî'ul alîm.
Ya Hayyu Ya Kayyum. Evet, yemek yediğinizde veya su içtiğinizde, burada tabii ben genelleştirdim, raviye karşısındaki sahabeye hitap ediyor. Yediğinde onun kanalıyla hepimize emrediyor. Yemek yediğinizde veya su içtiğinizde Bismillah. Bismillah. Allah'ın adıyla, onun ihsan etmesiyle, mümkün, imkan vermesiyle. Ne demek hocam bu? Nimeti veren Allah, yaradan Allah. Nereden bulacaktık Allah nimeti yaratmasa? Senin sayende ya Rabbi. İki, kazanmak da Allah'ın lütfu. Kazanamayabilirdik. Üç, bolumuz kalkmayabilirdi. Felsli adam, hemen hatırlıyoruz. Allah sayende senin adınla söylüyoruz. Ve billahi, evet, lütf ve ihsanınla, yardımınla, himayenle, korumanla, evet, öyle bir korkulu durumda bulunuruz ki yemek yiyecek halimiz kalmaz. Senin korumanla, hıfzı himayenle, yardımınla, avnu nusratinle, senin adınla başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve billahi ellezî, öyle Allah ki, la yadurru ma'asmihi, onun ismi ile zarar vermez. Yani Allah'ın ismini andınız mı zarar vermez. Şeyün, hiçbir şey. Yani yemek zarar vermez. Düşman zarar vermez. Hayvan haşat zarar vermez. Yani ne olursa olsun zarar verecek cinsten bir şey, senin adınla yendikten sonra zarar vermez. Fi ardın ve la fi sema. Fil ardı ve la fi sema. Yeryüzünde ya semada zarar verecek cins şanından olan şeyler sana zarar vermez. Evet. Doğru mu? Peygamber söylediğine göre biz inanıyoruz. Başımızın tacı. Şimdi söylemeden söylemeye fark var. Peygamber hiç yalan söylemez. Ama söylemeden söylemeye fark var. Bir kere Allah dese bir mümin, bir kere la ilahe illallah Muhammed Resulullah dese tüm günahlarından kurtulabilir. Ama demeden demeye fark var. Süleyman Çelebi de öyle söylemiyor. Bir kez Allah dese aşk ile lisan dökülür cümle günah misli yazan. Yalan mı söyleyecek? Asırlar boyu okuyorsun mevlidini. Şimdi böyledir. Peygamber söylüyor. Efendim, Kudüs fetholmuş. Halid bin Velid kumandandır. Seyfullah, Allah'ın kılıcı. Kudüs'ü fethetmiş. Neler yaptılarsa yenememişler İslam ordusunu. Teslim olmak zorunda kalmışlar. Tabii çoğu öldükten sonra. Başka çareler kalmamış. Ondan sonra tabii Kudüs onların şeysi, Hristiyanların İsa Aleyhisselam'ın yaşadığı yerler, doğduğu yerler. Öldü demiyorum. Çünkü bizim inancımıza göre İsa Aleyhisselam öldürülmedi. Kur'an'da açık. Ve ma kataluhu ve ma salabuhu. Öldürmediler, asmadılar. Ayet bu. Ve ma kataluhu yakine. Bir de kesin olarak ifadesi var. Kur'an böyle. Peygamberimiz de Miraç'ta ben İsa'yı gördüm diyor. Sema'da. Ahir zamanda inecek. Ehl-i Sünnet inancı bu. İmam-ı Azam Fıkıh Ekber'inde, diğer akaid kitaplarında Ehl-i Sünnet inancı bu. İnanç inecek. Şimdi indikten sonra da çoluk sahibi olacak. Yine insanlar gibi ölecek. O ayrı. Şimdi efendim tabii o zaman rahipleri, biz papaz diyoruz. Bir Kur'an-ı Kerim'de rahip kelimesi var. Rahipler, papazlar, öyle etli yağlı yemeyen, şimdi nasıl bilmem, geçmişteki papazlar, Katolik papazları, böyle göbeklerine kadar sakallı, lime lime elbiseli, yaşlı
böyle. Sonra bir de onlarda vaftiz suyundan başka su değdirmemek çok önemli. Mesela 14. Louis Fransız hükümdarı 14. Louis vaftiz suyundan başka diyor hayatıma su değdirmemişimdir diyor. Kitabında yazıyor, okuyabilirsiniz hatıratında. Versailles Sarayı'nda da tuvalet yok. Evet, banyo yok, tuvalet yok. Dışarıya ek yapmışlar, o sizin bilet kesenden yaptığı gibi. Gittim bizzat gördüm. Efendim, o üstü başı kirli, zayıf, ekmek yağlı hiçbir şey yemiyor ya. Yaşlı rahipler geçmişler karşısına. Onlar biliyor dinimizi. Fakat rahiplerin saltanatı gidecek diye Müslümanlığı kabul etmiyorlar. Müslümanlıkta imamla, benimle, senin aranda hiç fark yok. Hepimiz eşitiz, darang dişleri gibi. Falan millet falan, yok yok yok. İnsanların en üstünü, en güzel ahlaklısı, en kamil, inne ekremakum indallahi etkakum. Şimdi tabii Müslüman olursa rahiplerin saltanatı gidecek. Gerektiğinde papayı aforoz ediyor kralları. Cennetten şey satıyorlar biliyorsunuz. İncilcans diyorlar onlara. Müslümanlıkta böyle şey yok. Allah'la kurası kimse girmez. Onun için yanaşmıyorlar. Menfaatleri gidecek. Biliyorlar ama. Şimdi bunu biliyorlar. Papazlar bunu biliyor. Halid bin Velid'e teslim olmuşlar. Hala da yok etme peşindeler. Müthiş zehir hazırlamışlar. Evet, İslam tarihini okuyabilirsiniz. Müthiş zehir, Halid bin Velid'i can evinden vuracaklar ve yok edecekler. Harp yoluyla yiyememişler, yok edecekler. Müthiş zehir hazırlamışlar. Demişler ki, ey Halid, sizin dininizde peygamberiniz besmeleyle yenen zehir bile zarar vermez. Yeryüzünde, semada hiçbir şey ona zarar vermez dedi. Evet demiş, doğrudur. Buyur demişler öyleyse. Öyleyse iç. Gülerek almış. Bismillah demiş. Zehri sonuna kadar içmişler. İçmiş Halid bin Velid. Başlamışlar papazlar, rahipler göbek atmaya. Müthiş zehir. Sevinçlerinden bitiyor işi diye. O kadar sevinmişler ki Halid bin Velid gülerek onlara bakıyor. Onlar da sevinçlerinden oynuyorlar. Yoruluncaya kadar oynamışlar. Bakmışlar ki Halid bin Velid gülüp duru dipdiri. Zehir müthiş. Anında yok ediyor. Evet. Uygulaması tarihte böyle var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de çok mucizeleri var. Bu evliyaullah'tan keramet olur. Sen böyle deneme. Dedim ya. Evet, peygamber yalan söylemez. Okumaktan okumaya, söylemekten söylemeye fark var. Sen bunu denemeye kalkma. Halid bin Velid bu. 3000 kişiyle 250 bin kişilik orduyu yenen adam. Allah ne kadar sevdiğini hatırla. Bismillah demiş, zehir içmiş, sonuna kadar hiçbir şey olmamış. Şaşırmışlar kalmışlar. Mucize, bu hadisin mucizesi gerçekleşmiş. Evet, bir sen zaten şeye söylüyor karşındaki sahabiye, yedin içtiğin zaman Bismillah ve billah ellezî lâ yedurru ma'asmî şey'ün fil ardı ve lâ fil semâ dersen ve huve semî'ül alîm. Yerde gökte ne varsa hiçbir şey zarar vermez. O işiticidir, bilicidir. Ya hayyu ya kayyum. Ey hiç ölmeyen diri. Evet, her şey o semavet ve arzı elin durduran Allah, kayyum o demek. Kendi hiç ezeli ebedi olduğu gibi. Yer, semavet ve arz. Yumsikü's semavati vel ard en tezula. Kur'an'da ayet var. Uçurum kenarındadır. Allah tutuyor. Bıraksa kıyamet kopacak. Kayyum. Evet, böyle her şeyi ayakta tutuyor. Böyle söylerse evet, ela lem yusibke minhu da'un ve lev kana fi semun
içinde hastalık olsa, mikrop veya zehir olsa bile kesinlikle sana zarar vermez. Peygamberin sözü bu. Hazreti Halid denemiş. Halid bin Velid. Besmele'nin kerametlerindendir. Güzel söylerseniz cehenneme de sokamazlar seni. Besmele 4 kelime. Şeytanla musallat olamaz. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kur'an'da ayet var. Önünden, müminlerin önünden, arkasından, sağından, solundan besmele çektin mi 4 tarafını surla kapıyorsun. Şeytan gelemiyor. Bismillahirrahmanirrahim 19 harftir. Aleyha tis'ata aşar. Cehennemin de 19 meleği vardır. Besmele'yi çok söylersen, yakışıklı söylersen, güzel söylersen, hangi kapıya götürseler, B, Sin, Mim, Ni harfleri. Bu benim arkadaşım. Ya ben de sokacaksınız içeri, ya da ben bunu sokmam. Besmele, Kur'an cehenneme girer mi? Kurtulur. Ya, güzel söylerseniz memleketinizi kurtarırsınız. Söylemeden söylemeye fark var. Fark var. Hadis-i şerif böyle. Hadis-i şerifi, yani çocuklarınıza besmele çekmeyi, yemeye içmeye başlarken, işe başlarken, evet, Bismillahillezî la yadurru ma'asmi şey'in fil ardı ve la fis sema innehu ve's-semî'ul hakîm. Evet, semî'ul alîm. Ya hayyu ya kayyum demeyi öğret. Böyle bir fazileti var. Bir gün denk gelir inşallah. Bunu adet haline getir. Hadis-i şerifi Hazreti Enes'ten nakletmişler. Lehu şevahid. Bu hadisi destekleyen başka ifadelerle çok hadis var. Çok hadis var. Evet, besmeleyi dilimizden düşürmeyeceğiz. Yalnız tabii her zaman söylüyorum, gene hatırlatıyorum. Şarap masasını kurmuş, çilingir sofrasını kurmuş, rakı, mezeler, Bismillah olur mu? Senin işte bak, senin emrettiğin içmen içiyorum. Engel ol anlamına, Allah korusun. Kasten yaparsa zaten imanından çıkar. Bilmeden yaparsa da sopalık adam olur. Büyük edepsizlik olur. Evet, tabii bunu biraz daha genişletelim. Her zaman hatırlatıyorum. Mağazaya giriyorsunuz. Besmele var. Duvarda. Besmele'nin dibinde de alışveriş yapıyor. 3'e almışsın, 300'e satacaksın. Kaça bu? 300. O insafın kurusun ya. 300 olur mu? Abi 250'ye aldım. Halbuki 3 aldın. Yalan söylüyorsun. Defede besmele. Çok nazik konulardır. Ya hiç besmeleyi asma arkadaş, ya da o besmeleyi saygı duy. Besmele'nin dibinde yalan söylemek daha kötü olur. Onun için dürüst ol. Sıddıklarla, Ebu Bekir Sıddıklarla, şehitlerle haşrol. Ama yalan söylersen, bir de hele besmele varsa tepede, yalan zaten haram. Bir de besmele'nin dibinde yalan, katmerli. Katmerli günah olur, suç olur. Bunları hatırlatıyorum. Evet, besmelesiz yeme içme. Bismillahillezî lâ yadurru ma'asmi şey'in fil ardı ve lâ fissemâ innehu huve's-semî'ul alîm. Ya hayyu ya kayyum diyerek ye iç. Böyledir.